Anne, şu maskeli suvariyle görüşmeni istemiyorum. Sen bana karışamazsın. Tam bak, içimdeki küke kadriyi çıkarıyorsun ortaya, tepem atıyor ha. Ay yok yok. Aman, biz senin kükremeyen halini daha çok seviyoruz Kadriye anne. Ay ilahi Remzi, sabah sabah. Abi, kükretme Kadriye anneyi. Bırak, bir gençlik hevesidir, gelir geçer. Konuşma Şükrü. Anne, bak. O Remzi'yi hayatında istemiyorum dedim. Sen bana karışamazsın Hüseyin Efendi. Ben Remzi'yi hayatımda istiyorum, sana ne? Evet enişte, bir de şöyle düşün. Maskeli Cici Baba Remzi'den daha iyi Cici Baba mı bulacaksın? Bak, Cici Baba deyip durma. Bak, kalbim sıkışıyor. Gidelim Şükrü, gidelim. Aman abi, dikkat et kendine. Gidelim tabii. Git Hüseyin, git Hüseyin Efendi. Ama benim Remzi'yle arama giremezsin. Bizi ayıramazsın. Sen sakin ol Kadriye anne lütfen. Hadi şu suyu iç bakayım. Ya şöyle düşün. Sen şimdi onun tek annesin. Kıskanıyor seni. Alışacak zamanla, merak etme. Remzi babadan mesaj var. Yani... Bu Remzi yani durmadan mesaj yazıyor. Hiç rahat bırakmıyor benim kız. Böyle mıç mıç ya, bu yaşta böyle rezil olacak. Çok güzel. Ben mutluyum Atçe, bu yetmez mi? Yani o kadar onu nikah masasında bıraktım. O kadar karşı koydum, o kadar itiraz ettim, o beni hiç bırakmadı. Doğru diyorsun, vallahi bırakmadı. Ya mutlu olmak benim de hakkım değil mi yani? Doğru diyorsun. Yani ne de sen haklısın. Hiçbir şey diyemiyorum, inan. Peki nasıl gidiyor ilişkiniz? Kız çok güzel gidiyor. Tam gaz. Birazdan gelecek. Kökledik gazı, gidiyoruz. Yalnız dikkat edin de benzininiz erken bitmesin. Sen öyle san. Bizimki nükleer enerjiyle çalışıyor. Ay geldi baba, geldi. Ay kız dur, hazırlıksız yakala. Kız dur. Ay kız, aşk olsun Remzi, insan bir mesaj yazar geliyorum diye. Kız dur, ben içine gireyim, hazırlanayım. Sen de o arada açma, oyalarsın onu birazcık. Oyala Remzi babanı, ben hazırlanayım geleyim. Tamam sen git. Hoş geldin Cici Baba, buyur. Hoş bulduk. Rahatsız etmeyeyim kızım. Ay ne rahatsızlığı Cici Baba, lütfen yani. Bir hukukumuz var seninle geçmişten. Geç. Ay kime aldın onu? Kadriye anneye mi aldın? Bakayım. Ay mis gibi, resmen işini biliyorsun. Geç şöyle, geç. Seninle iki gıybet yaparız şimdi. Kadriye anne de gelecek birazdan canım. Onun biraz hazırlanması uzun sürüyor. Öyle yani, alışırsın sen de zamanla. Ay çiçek çok güzelmiş yalnız. Çok güzel. İlk buluşma için çok doğru tercih gerçekten. Oo, gözümüz yollarda kaldı beyler. Geç kaldınız. Gözün yolda kalmasın. Tepside kalsın. Döktün kahveyi. Size laf yetiştireyim derken döküldü. Cici Baba Remzi size gelmiş ha Hüseyin. Cici Baba deme, dedikoduyu da bırak. Ne münasebet efendim. Benimkisi bilgi paylaşımı. Remzi Baba iyi adamdır Hüseyin abi. Bak Remzi Baba deyip durma. Oraya gelirim, günahları değişiriz. Bundan sonra... Remzi kelimesi cümle içinde geçmeyecek. Tamam mı? Tamam abi. Alarm altını doldurmuş. Ay bir koku Remzi Baba, sorma. Yani annesi olarak ben rahatsız oldum, düşün. Remzi Baba bu arada sen sıkıldın mı? Böyle bir garip bakıyorsun bana. Yok sıkılmadım da. Kadriye nerede? Ay dedim ya, onun işi uzun sürer. Ama gelir şimdi, merak etme. Ne diyordum ben? He, altını doldurmuş. Yani şimdi iki seçenek var. Ya çocuğun altını açacağız ya da yola öyle devam edeceğiz. Peki ben ne yaptım? Ne yaptın kızım? Altını açmadım, yola öyle devam ettik. Nasıl?
Çok güzel. Ay dur, aklıma bir hikaye daha geldi. İnsanın bebesi olunca hikayesi de çok oluyor tabii. Sonra otobüsle bir gün gidiyoruz. Alara bir ağlamaya başladı Remzi baba. Hatice, bana bir bardak su getirir misin kızım? Ay boş ver şimdi suyu, Titi baba Remzi. Ondan sonra sen ağlıyor tabii. Otobüstekiler habire dönüp bakıyorlar. Ben geldim. Hoş geldin sultanım. Ay Remzi, deme böyle şeyler, utanıyorum. İstemsiz ağzından dökülüyor sultanım, ne yapayım ben? Tamam o zaman. Ne diyordum ben Titi baba? He. Ağlıyor Alara işte otobüste. Millet de dönüp bakıyor. Nasıl utandım? Yani susturamıyorum da çocuğu. Ne yapayım? Bence sen sussan iyi olur. Bak sana ne almış leylak. Köyünün çiçeklerinden. Çok zarifsiniz. Gerçekten. Remzi Bey. Teşekkür ederim. Remzi'cim, ben biraz önce bir şey düşündüm. Yoksa? Ay korkma, tavşan yürekli. Ne yapayım Kadriye? Elimde değil. Buyur Kadriye anne. Sağ olasın kızım. Hatice gel otur, sen de dinle, olur mu? Olur. Şimdi ben şöyle düşündüm Remzi Bey. Sen ve ben birbirimizden ayrı yıllarımızı boş boş geçirdik. Haklısın sultanım. Heba oldu yıllarımız. Bu kaybettiğimiz zamanı ve yılları geri alamayacağımıza göre benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi sultanım? Seninle birlikte hayal ettiğimiz ama yapamadığımız her şeyi yapacağız. Evet, artık ertelemek yok. Beraber hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Ay çok romantik. Seninle her yere gidelim. Her yere. Yemek yiyelim, sinemalara gidelim, kitap okuyalım, parklarda gezelim, tatiller yapalım. Ne güzel olur değil mi? Güzel olmaz mı sultanım? Böylece seninle aynı geçirdiğimiz yılların acısını çıkartırız. Çıkartırız tabii Remzi'ciğim. Aç bakalım. Çiçeklerin çok güzel. Senin güzelliğin sultan. Evet, not alıyorum. Yaz kızım. Kapadokya'ya gidelim, balona binelim ve güneşin doğuşunu beraber izleyelim. Hayalim de güzel Kadriye. Yaz Hatice, dans kursuna gidip kuğular gibi dans edelim. Ay, yaz kızım, çok romantik bir akşam yemeği ama yemeği ben yapacağım. Yaz Hatice, çimlere uzanıp gece yıldızları seyredeceğiz. Ay ne kadar dolmuşsunuz, biraz yavaş olun, yazamıyor. Yaz, yurt dışında bir tatil. Yurt içinde bir tatil. Kayak yapmak. Ata binmek. Birlikte gelinin mutfakta izlemek. Fenerbahçe maçına gitmek. Maça mı? Remzi baba, senin de hayal gücün nasılmış yani, anlayamadım. Maça mı götüreceksin Kadriye anneyi? Giderim, sana ne? Hem sen ne karışıyorsun? Adam hayal kuruyor, Allah Allah. Gideriz Remzi'ciğim, Fenerbahçe maçına gideriz. Ben zaten Fenerliyim. Ya İhsan teyze ile Mümtaz amca vardı. Formalarını giyer, atkılarını takar, Fenerbahçe maçlarına giderlerdi. Hep imrenirdim onlara. Ama bir gün Mümtaz amcayı kaybettik. Hay neyse, Allah rahmet eylesin de biz hayallerimizi gerçekleştirelim. Fenerbahçe maçına da gidelim lütfen. Yaz. Yaz kızım. Yazdım, hepsini yazdım. Kız nereye atacaksın? Alaramla biraz gezeceğiz. Ondan sonra da eve geçeriz. Nereden çıktı şimdi bu? Sizden ilham aldım. Bundan sonra ben de artık hayatı ertelemeyeceğim. Ne yapacaksın? Önce Alaram'la Boğaz'da gezeriz. Ondan sonra eve gidip kocişime sütlaç yapacağım. Geçen benden sütlaç istemişti, çok üşenmiştim. Ya bir daha sütlaç yapamazsam kocişime? Ay aman Hatice. Ay git hemen bir an önce sütlacını da yap Şükrü'ye. Bence siz de bir an önce listedekileri harekete geçirin. Yani hayat kısa. Remzi'ciğim. Çok haklı. Liste uzun. Vaktimiz yok fazla. Ben gidip Kapadokya biletlerini alayım. Sen de bavulları hazırla. Remzi, benim daha başka bir fikrim var. Ne ya? Sen listeye bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.